Wild, wild cards. Çayımız kahvemiz hazır. Süper. Sizlerin de çayı kahvesi ya da çeşitli meşrubat ve sıvıları hazırsa. Şimdi bir Cristiano Ronaldo konuşmamız lazım. Evet. Liverpool Münih Express Almanya ve İtalya'ya uğradıktan sonra şimdi adada. Müthiş bir geri dönüş. Evet, annesinin gözyaşlarıyla beraber birazcık daha böyle anlam kazanan bir geri dönüş. Ya tamam işte efendim, onu gol atıyor, bunu mu abartacaksınız falan. Mesela attığı gol içinde, yani klasik Cristiano Ronaldo golü, boş beleş gol diyor. Mesela kaleciden seken top vardı ya. Hı hı. Şurada kaleciden sekti, burada Cristiano Ronaldo tamamladı. Da şut çekilirken Cristiano Ronaldo neredeydi? Top kaleci sektirdiğinde Cristiano Ronaldo neredeydi? Yani futbol bazen his oyunu deriz ya, olayı hissedebilmek de çok çok önemli. Çünkü Türkiye'de mesela çoğu kaleciden dönen top gol olmuyor. Niçin? Offside. Çünkü oraya kimse gitmiyor. Ya offside'de kalıyor, ve hatta zaten gitmiyor bile. 5 tane forvet olsa orada 4 offside'e düşerdi. Evet. Ama Cristiano Ronaldo nasıl hareketlenmiş? O kalabalık arkasından kaleciye hangi açıdan koşuyu yapmış? Buna hiç bakan yok. Boş kaleye gol attı. Evet, boş kaleye gol attı. Ben ikinci goldeyim ya. O ikinci goldeki ilk dokunuş var ya, evet. Topu önüne alış. Onu top al, kontrolü bitmeden gol. Onu al, futbol okullarında, futbol kurslarında ilk dokunuş dersinin ilk konusu olarak okut. Evet. Ya da ilk konu için fazla olur o. O şey, bölüm sonu sınavı gibi yani. Bunu yapabiliyorsanız, yapmaya çalışıyorsanız müthiş bir ilk dokunuş. Zaten topu aldığı andan itibaren gol oldu o. Çünkü o dokunuş o golü getirdi. Evet. Bu da Ronaldo. Tabii burada hani Ronaldo'nun yapabildiklerini anlatmaya gerek yok. Bunu zaten adam 1000 kere yaptı yani. Tarihin en çok gol atan oyuncusu adam. Her şekilde yani. Her turnuvada. Uluslararası ya da kulüp, evet, düzeyinde. O başka bir şey. Ama hikaye güzel. Hani 36 yaşındasın. Tekrar dönüyorsun Premier Lig'e ve Premier Lig senin bıraktığın gibi değil. Senin bıraktığından çok çok daha iyi durumda. Sen Premier Lig'den ayrıldığın gibi değilsin. Başka bir oyuncuya dönmüşsün. İşte 50 metre 60 metreye oynayan kenar oyuncusundan 20-30 metreye oynayan santrafor olmuşsun. Vesaire. Manchester United'dasın. Ferguson orada. İşte bütün efsaneler orada. Bütün işte Hollywood'daki oynayan İngilizler orada falan böyle. Sanatçılar orada, düşler tiyatrosu, seyirciler dönmüş ve ilk maçında 2 tane gol atıyorsun ve galibiyeti getiriyorsun. Hani bu hikaye yazılacaksa gerçekten bunun altında yaşayan futbolcular arasında 2 tane imza olur. Birisi Ronaldo, birisi Messi. Evet. Ama şimdi ben bir tablo çıkarıyorum ortaya. Bir tarafta Premier Lig, yani dünya futbolunun zirvesine ulaşmış Premier Lig'e 36 yaşında hem de yarışmacı bir takımla, hedefleri olan bir takımla geri dönüp ilk maçında 11 çıkıp 2 gol atıp bayağı mücadele eden Ronaldo, diğer tarafta 4 haftadır yani ayağına 10 kere top değmiş. Fransa'da her halükarda şampiyon olan bir şekilde Paris Saint-Germain'de Messi. Burada Messi'ye kızıyorum yani. Hani Ronaldo daha iyi demiyorum. Ben Messi'ye kızıyorum. Çünkü benim için ikisi eşit. Ama onu yapmaması lazımmış. Yani Ronaldo diyorsun, öyle bir hamle yaptı ki, evet, Messi'yi boşa çıkardı. Yani sanki böyle strateji yaptı gibi. Yani Guardiola da Messi'yi alabilseydi keşke diyorsun. Ya Guardiola City, yok, misal, alır. Misal evet yani City'ye, aynen, gelsin, evet, Chelsea'ye gelsin. Barcelona'da ne bileyim bir şekilde. Ya Griezmann bile en azından Atletico'ya dönüp orada bir şeyler yapacağım. Ya bilmiyorum ya, olmadı yani. Yani bunca 10 küsür yıllık hikayenin sonu bu şekilde olmamalıydı. Anlatmak istediğimiz şu efendim, yani baştan bir kez daha söyleyelim. Bu Messi'nin oyuna dair yeteneklerinden... Hayır, o tercihin şu andaki tablo doğru değil. Transfer tercihi, evet, eleştiriyoruz burada. Tamamen başka bir şey var. Çünkü yoksa Cristiano Ronaldo'nun vücuduna baktığı kadar Lionel Messi de kendi vücuduna yani diyorum, bakıyor. Benim için ikisi eşit. Tabii, eşit, çok eşit. Ama ben şimdi Ronaldo'yu orada izlerken Messi Paris Saint-Germain'de izlemek istemiyorum. Diyorsun ki Dijon karşısında izlemeyeyim abi Messi yani. Ya, devam etsin yani bu hikaye, bu karşılaştırmalar. Çünkü şu anda eşitlik bozuldu. Yani ben Messi'yi savunamayacağım. Anladın mı? Yani şimdi ben burada diyeceğim ki Messi, hemen bana diyeceksin ki ya birisi United'a gitmiş, orada City'ye, Liverpool'a kafa tutuyor. Birisi gitti Paris Saint-Germain'e, oynamıyor. Heh. Dediği zaman ben mahcup oluyorum. Messi bizi ele güne karşı mahcup etti yani. Yani Güney Amerika elemelerinde hat-trick yapmış olduğu maçtaki muazzam hareketlerini zaten bu adam Barcelona'da da yapıyordu. Heh. Bunu keşke İngiltere'de, Premier Lig'de de bize gösterebilseydi. Gel Chelsea'ye, Tuchel'e. Evet, veyahut da şunu diyebilir miydi acaba?
Juventus'u arayıp Ronaldo gidiyor ama ben de size geliyorum hadi bakalım falan diye başka bir meydan okuma yapabilir miyim? Yani. Bizim amacımız futboldan keyif almak. O meydan okumaları. Mesut diyecek ki size ne kardeşim? Ha size ne kardeşim? Haklı. Çorbasına bakıyor adam ya. O da bir şey yok. Haklı. Biz ama futbol dilencileri olarak kendi çorbamızdayız yani. Tabii canım. Ronaldo. Bu eşleşmeler bize daha büyük keyif veriyor. Evet. Anlatması daha çok keyif veriyor. Yani o vücuda bakma konusunda şunu söyleyeyim. Evet Cristiano Ronaldo neredeyse bir robot düzeninde işleyen bir adam. Bunda hiçbir sıkıntı yok ama Messi bu yarışmaların ilk zamanında geride kalmaya başladığını ve hatta mukayesenin çok daha üst seviyeye çıkmaya başladığını anladığı anda İtalya'da bir diyetisyene gitti. Tabii o işte mide bulantıları, evet, kusmaları mide falan başlamıştı. Kusmalar başlamıştı ve Messi'ye etsiz bir hayat önerdi İtalya'daki doktoru ve birdenbire Messi'nin o ağlamaları gitmeye başladı. O Messi bir ara şey gibiydi. Abartıyorum tabii ki yanlış anlamayın. Wayne Rooney gibiydi. Hani böyle surat şişmişti, böyle yağlanmıştı. Ciddi mide sorunları yaşıyordu. İnanılmazdı. Anksiyete vardı. Bütün o problemleri Messi'nin halloldu İtalya'daki diyetisyen sayesinde ve Messi'ye şimdi bakıyorsun mesela yani Agüero veya kimlerle artık şu plajda falan poz veriyor ya. Toplamadım. Adam şey gibi neredeyse yani %5-%6 yağ oranına kavuşmuş durumda. Muazzam yani. Ronaldo'nun fiziğini övüyorsak Messi bir şey söyleyeceğim. Messi hayatta kalmayı başarmış evet, bir adam yani. Yani. Bir ciddi bir tedavi sürecinin çocuk yaşta sonunda gelmiş bir. Kimse Messi'nin fiziğine laf etmesin. Ama dediğin gibi o tercih bizi mahcup etti yani. Ben daha fazla hani o Messi'yi savunmak isterdim o yarışta. Şimdi Ronaldo konuşacağız. Şimdi yani dürüst olalım. Ronaldo çıkacak City maçında belki bir asist bir gol yapacak. İşte Newcastle maçında takım maç kazandırıyor vesaire. Bunu konuşacağız ama yani Messi gidip hani Rams karşısında 5 asist yapacak konuşmayacağız. Yani Messi de 5 asist yapmış diyeceğiz. Yani hikaye yani bu belki Premier Lig'in büyüsü, abartısı. Geçen kimdi ya? Birisi şey demişti. Premier Lig'de efsane olmak çok kolay. 2 tane gol atıyorsun hemen medya size efsane yapıyor. Abartılıyor demişti. Belki bunun etkisi var. Premier Lig'in etkisi var ama ben de diyorum ki evet bunun etkisi var. Bu bir gerçek. Büyük bir ekonomi, büyük bir herkes orayı izliyor. Yayınlanmadığı ülke yok. Yani elektriğin, uydu bağlantısının ve televizyon teknolojisinin olduğu her yerde Premier Lig yayınlanıyor. Evet. Bu bir gerçek. O ben de diyorum ki istiyorum ki Messi gir baba oraya ya. Sen de oraya gir. Gir şu Premier Lig şatafatının içine izleyelim seni. Ama Ronaldo ve ekibini attı. Hemen beyler yapıyoruz bir operasyon. Hem Messi'nin Paris Saint-Germain transferini devre dışı bıraktı. Hem geldi şovunu yaptı. Yani resmen şov, yani Ronaldo her türlü yaptı şovunu. 2021 yaz transfer dönemi nasıl hatırlanacak? Messi Paris Saint-Germain'e gitti ama Ronaldo da Manchester United'e gitti. Hem de ilk maçında falan filan diye anlatacağız. Dünya transfer değerlendirmesi böyle olacak. Hikayeyi Ronaldo yazdı. Evet. ve bence de yazmaya devam edecek bu arada. Şunu söyleyelim. Alex Ferguson özellikle belirli noktalarda zamanında Paul Scholes'u da futbola döndürmüştü. Tabii. Sana ihtiyacım var dediği noktada. Belki de ilk maçında asiste yaptı. Evet. Yani şimdi biz işte hani Guardiola, Harry Kane, Mary Kane alacak mı alacak mı? Ya da Jack Grealish değil mi Manchester City? Çok çok şatafatlı bir transferken Alex Ferguson Ronaldo transferinde hani baba evladını çağırır ya tıpkı eski günlerdeki gibi onu tekrar meydana çıkarttı Alex Ferguson. Bu inanılmaz yani. Tabii biz şimdi şunu bekleyeceğiz Premier Lig'de. Şampiyonluk Cristiano Ronaldo'nun mu olacak? Liverpool'un mu olacak? Yoksa Pep Guardiola Şampiyonlar Ligi ile beraber duble yapıp bütün bu şeyi şatafatı sona verdirecek.